Çıkar üstünü. Lanet olsun ya. Şu halimize bak, dokunmaya korkuyorum sana. Sen başkasının karısısın Türkan, benim Türkan'ım değilsin. Benim tenim, ellerim sana dokunmak için yanıp tutuşurken ben sana dokunamıyorum. Sen başkasının karısısın. Türkan, bana şu an, şu saniyede sanki ben tamamen seninim Somer, öyle de kalacağım. Aramızda kimsenin girmesine izin vermeyeceğim. Ben inan şu an kafamdan bütün kötü anılarımızı, tüm öfkemi siler atarım. Kavga da biter, fırtına da. Ben seni çok seviyorum. Çok seviyorum ben seni Türkan. Nasıl yaptın bunu bize? Nasıl kıydın bize? Küçücük bir şans bile bırakmadın bizim aşkımıza. Türkan, ben sevmeyi senden öğrendim. Ne oldu senin o güzel yüreğine? Nefretten katılaşmış, taşlaşmış. Somer, ben sana hala aşığım. Seni hiçbir zaman unutmadım. Unutamadım. Evliyim ama beni nasıl bıraktıysan öyleyim. Senden başka hiç kimse dokunmadı bana. Kimsenin bana dokunmasına izin vermedim. Ben bu aşkı hiç kirletmedim Somer. Keşke bu kadar geç kalmasaydık. Kalbime gömdüğüm bu duyguları sana böyle itiraf etmek zorunda kalmasaydım. Ben seni unutmadım Somer. Senden başkasını sevmedim. Bunlar doğru. En acısı da bu duygularımı şu an bir yalan gibi yaşamak. Yanılmamışım. Beni hala sevdiğini biliyordum. Kalbinde benden başka kimseye yer olmadığını biliyordum. Dilin her ne kadar aksini söylese de. senin gözlerinde, kalbinde gördüm. Hissettim senin için ölmediğimi. Canım. Ne yapacağız Somer? Ne olacak böyle? Önce Kartal'ı boşanma davası açacaksın. Ardından onun yanında çalışmayı bırakacaksın derhal. Yani başta tabii ki biraz zor olacaktır, zorlayacaktır. Fakat bunlar senin gözünü korkutmasın. Dava sonuçlanıncaya kadar da bizim evimizde kalırsın istersen. Rüçhan Hanımların evinde. Hayatta kalmam o evde. Ben de o adamla birlikte yaşadığın eve girmem. Yani en güvenli seçenek bu diye söyledim. Ama istemiyorsan dert değil. Yeni bir ev tutarız. Benim için önemli olan sen, ben ve Defne. Gerçekten bu kadar kolay mı olacak her şey? Kolay mı zor mu diye çok düşünmemek lazım bence Türkan. İnanmak lazım. Çünkü biz bu sefer gerçekten mutlu olacağız. Biz mutlu olmayı hak ettik. Hak ettik değil mi? Defne de benden korkmaz artık. Babasının ne kadar çok sevdiğini görünce bağışlar beni. Ya Türkan düşünsene. Kiraz'la Defne birlikte yaşayacak. Biz birlikte yaşayacağız. Ya tabii ki de onlar çocuk olduğu için biraz daha zor olabilir ilk başlarda ama sevmeyi, birlikte yaşamayı öğrenirler. Senin gibi muhteşem bir anneleri olduktan sonra benim hiçbir şeyden korkum yok. Hem belki bir çocuk daha yaparız. Yok artık, daha neler. Niye yani biz böyle çok çocuklu geniş bir aile istemiyor muyduk? Yaparız işte bir tane daha. Ha. Üçüncü de kız oluyormuş. Düşünsene. 3 kız kardeş sizin gibi. Yanarız vallahi. Büyük bahçeli bir ev tutarız. Babanlar da çok sevinecek. Somer, şimdi değil biraz sabredelim olur mu? Ben seni bu yüzden çok sevdim Türkan. Ne olursa olsun her zaman çok adetsin. Hadi acıktım ben, sen acıkmadın mı? Kurt gibi açım ama senden de böyle şeyler duymaya daha çok açım. O zaman senin menemenin gitmez mi? Gitmez mi ya? Ben yaparım şimdi bize. Sen iste buraya, ben menemen krallığı kurarım Türkan. Bunu da kullanmam gerekecek. Mutfakta meyve bıçağından başka bir şey yok. Nasıl olmuş, sevdin mi menemeni? Çok güzel. Çok beğendim. Özlemişim. Benim menemeni mi? Menemeni. Artık bundan böyle birlikte yaşamaya başladığımızda Defne'ye de yaparım. Önce yemeklerimi sever, ondan sonra da beni. Defne yumurta sevmiyor. Yediremiyorum bir türlü. Ne hayatım, olur mu öyle şey? Ya günde bir tane de olsa yumurta yedirmemiz gerekiyor. Protein. Bak biz seninle eskiden nasıl yumurta tokuşturma oynuyorduk böyle iddiasını. Ona da alıştırırız aynı şekilde. Ben bilerek kaybederim iddiaları. Siz de anne kız benimle evlenirsiniz. Merak etmiştir şimdi beni. Kim? Defne, dedesine bıraktım ya. Güvenli bir yerde, merak etme. Ben sağlam olmadan kızımı hareket etmem. İkiniz de benim için çok kıymetlisiniz. Hep birlikte yaşamaya başlayacağız Türkan. Ya düşünsene, mucize gibi bir şey değil mi bu? Ben gözümden sakınacağım size. Ve bundan böyle ne olursa olsun ikinizin de elini asla bırakmayacağım. Söz veriyorum. Akşam olmadan gidelim mi? Ya Türkan, biraz daha kalamaz mıyız? Hı? Bak şimdi döneceğiz. 10 tane sorguya çekecekler bize. Ne oldu, ne bitti? Boş ver. Ya şu anın biraz daha tadını çıkartalım. En azından babamı arayalım. Defne'nin bir sesini duyayım. Merak ettim. O da beni çok merak etmiştir. Ya arayacaksın şimdi çocuğu. Ondan sonra sana 50 tane şey soracak. Neredeydin, niye gelmedin? Boşuna üzüp ağlatacaksın. Ne gereği var? Hadi hadi, soğutmadan ye. Madem beğendin. Kaçıp gitsem şuradan, ya beni izliyorsa, o da benimle oyun oynuyorsa. Somer? Somer! Somer, neredesin? Buradayım. Somer, yapma şunu. Ne oldu? Korkak sevgilim, korktun mu? Korktum tabii. Türkan, burada senden benden başka kimse yok. Niye korkuyorsun? Ne bileyim. Sen öyle kapıyı açık bırakınca işte. Ben yanındayım. Korkma. Ya bir Türk kahvesi falan olsaydı yapardım. Dışarıda sahilde içerdik. Döndüğümüzde içeriz. Ne bileyim canım, öyle kahve istedi. Tamam Türkan, döneceğiz dedim ya. Kartal kapımıza polisle, jandarmayla gelmeden bitecek bu oyun. Oyun mu? Alıkoyduğumu düşünüyor ya seni Kartal. O yüzden öyle dedim. Türkan, kızma ama sana bir şey soracağım. Sen neden evlendin bu adamla? Aşk yok, sevgi yok. Bir şey yaşamadık diyorsun ki ben sana inanıyorum. Kartal çok iyi biri Somer. Sen gittikten sonra ben çok zor günler geçirdim. Yanlış anlama, maddi anlamda değil. Duygusal boşluk yani. Güvenmek diyelim. Sığınmak. Bana da kızımıza da çok emek verdi. Ben asla onun zoruyla evlenmedim. Kendi isteğimle evlendim. İyi adam tavırları, anlayışlı halleriyle seni bu noktaya getirdi yani. Her ne olursa olsun şu anda Kartal'a yaptığım haksızlık. Türkan, bizim aramızda geçenleri bilmesine rağmen, yaşadıklarımıza şahit olmasına rağmen seninle böyle bir ilişki kurması sana karşı bana karşı yaptığı en büyük haksızlık. Sen kendini lütfen suçlu hissetme. Diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.